7 yıldır bir küs bir barışık aşk yaşadığı müzisyen Levent Dörter'le geçen Mayıs ayında nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Koşturmaca devam. Evet, onun hazırlıkları içindeyiz zaten şu an. Artık sayılı günler kaldı. Stres, evet. Kaç gün kaldı? Bugün 21, kaç gün kaldı? 19 falan herhalde. Yer belli oldu. Evet, her şey belli, bir tek gelinlik yok ortada. Gelinliği beğenemedim. Beğenemedim değil de hala şu an karar veremedim. Biraz takıntılıyım. Tatlıses düğün sonrası bir rap şarkısı piyasaya çıkaracağını belirtti. Düğün hazırlığı. Şu an bir tane düet parçamız var. Çok güzel bir parça geliyor. Düğünden hemen sonra o çıkacak inşallah. Sıfır bir parça. Düet mi dediniz? Düet. Kimle? Bir arkadaşımızla. Tanıyor musun? Bilinen bir isim değil, hayır. Tabii. Almanya'da yaşıyor. Tabii. Ama çok iyi. Yine bu rap güzergahından güzel bir reggae ton. Bir parça. Dilan Çıtak Tatlıses bir gün sonraysa müstakbel eşi Levent Dörter'le Etiler'deki bir AVM'de alışveriş turu yaparken görüntülendi. Bir yere randevumuz, oraya gidiyoruz. Yine telaş içindeyiz, yani bu düğün telaşı. O bir an önce atlatmasını istiyoruz. Çok da kalmadı diye biliyoruz. Evet, az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir düğün olacak, hani bir bildirebiliyor musunuz? Gelinlik mesela bir tane mi, iki tane mi? Kaç tane? İki tane şimdi? Keşke mi? İki yerine keşke diyorum. Gelin giymeyecek yoksa? Giyecek canım. Yani sayı olarak keşke. Yani, kaç tane giyeceğini düşünüyorsun? Ben 3 tane hatırlıyorum. Tatlıses düğünde giyeceği 3 gelinliğe sonunda karar verdiğini ifade etti. Çok güzel iki isimle çalıştık. Biri bir Türk markası, biri bir İsrail markası. Bir tanesi de tamamen el işi gelinlik olacak. Tamamen el işi. Benim tasarım. Yani ben kendi kafamda bir şey kurdum, onu yaptırıyorum. Bir tasarımcıya ait yani o ilk giyeceğim, ama diğer ikisi çok güzel, iki tasarımcıya ait. Sağ olsunlar, çok güzel şeyler çıkardılar. Ünlü şarkıcıya geçen ay sonu evlenen Demet Özdemir'in düğününde giydiği ilk gelinliğin çok eleştirildiği hatırlatıldı. Yok, çok güzeldi bence gelinlikleri, ben çok beğendim. Benimki birazcık daha prenses model bir şey olacak. Bir tanesi de sürpriz ya. Niye söyledim ki şu an? Güzel olacak yani, hoş olacak. Dilan Çıtak Tatlıses, geçen ay Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen babası İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İbrahim Bey'e soralım, nasıl sağlık durumu? Çok iyi, çok kaza güzel. Kaza geçirdi. Çok güzel, şu an tedavisi devam ediyor. Her şey güzel, daha iyi yani. Yani kalıcı bir hasar falan yok, var mı yok, ayaklarında? Yok. Hayır, hiçbir şey yok. Daha iyi olacak. Tatlıses henüz nikah şahitlerinin de belli olmadığını söyledi. Nikah şahitleri falan belli mi, bunlar düşünüldü mü? Hiçbir şey belli değil. Bir tek menü ve yer ve organizasyon belli. Onun için hiçbir şey belli değil. Yani biz şu an çok son dakika bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. 7 ay öncesinde belli olan bir düğün, ama biz son dakika hazırlığına başladık. Nasıl da yetişiriz diye. Çok acelemiz yok, yetişiriz yahu diyerek girdik. Şu anda da onun sıkıntısını yaşıyoruz. Öyle olmamalıymış. Şey mi dedin, İbrahim Bey kebap falan mı yapacak? Yok canım. Hani menüden bahsedince? Yok, hayır canım. Ben zaten et yemiyorum, ben pesketaryanım. Ben sadece balık tüketiyorum. Et tavuk bende yok. Et tavuk yemeyin diye. Menü derken yani şu an oteldeki çıkacak olan menümüz hazır. Otel hazır ve organizasyon şirketi hazır. Onun dışında hiçbir şey hazır değil. Dilan Çıtak Tatlıses, geçen ay babasının geçirdiği trafik kazasının ardından uzun süredir küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses'le barışmıştı. İki kardeş babaları İbrahim Tatlıses'in sahnesine de konuk olmuştu. İdo Bey'le bir küskünlük vardı. Bu tamamen her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Herkes düğünümüze davetli ve gelecekler. Önemli olan yurtta su, cihanda su.